Evet Sevgili basketbol severler, Euroleague Basket podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Murat Muratsonoğlu abimle beraberiz. Nasılsın? Sen nasılsın abi? İyiyim. Beğendin üzerindekini. Güzel mi? İyi. Ama İyiyim. daha iyisi var, saklıyorum şu an. Nerede? Önümde. Sen... Ne o? Sana mesaj vermek için giydim. Oh, ezdik. Ezdim beni ya. Değil mi? Zeliko Nereye gidecek acaba? Niye ezdim abi seni? Yani Zico, Brad, üç hepsinin üstündedir demek mi? Tabii. değil mi? Ee, Nisan ayına gelmek üzereyiz. Ee, Avrupa'nın gelmiş geçmiş en değerli koçunu üzerimize taşıma gereği hissettim ben. Playofflar öncesi. Vallahi sadece Avrupa mı? Yani o da tartışılır ya. Yani olabilir. <laughs> Seni böyle biraz yorgun görüyor Yorgunum. Niye? İşte yorgun. Tansiyonunu bir ölçtüreceğim çıkınca. 16-17 civarı hissediyorum şu an. 16-17 ise iyi. Limonlu suyun yanında. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki abi. Ee, çift maç haftası gibi oldu. Diye. Efes için. Evet. Anadolu Efes için. Ee, önce bir ertelenmiş makabe maçı vardı salı günü. Şimdi iki maç oynamış. Temsilcimiz Efes'ten başlayalım derim ben. E o, yani olur. Hem soru hem şey karışık söyledim ama olsun. Efes'le başlayalım abi. E, ee, Makabi deplasmanı geçtiğimiz e, 8 galibiyetti galiba Andal Efes'in üstü. 7 ya da 8. Hayır 8. galibiyeti, 8. galibiyeti Makabi. 7 tanesi zaten çok farklı oldu. Bir Barcelona ...maçı var. Yani i̇ki sayı bitti evet, o. Diğerleri hepsi çift taneli kazanmıştı Anadolu Efes. Maça da iyi başladı. Öyle de götürdü. Çok da rahat bir... ...galibiyet aldı. Ee, özellikle hani... ...psikolojik olarak çok iyi durumda olmasa da... makabi belki birçok hedefinden uzaklaştı ama... ...çok sert bir takım. İyi bir sınav olacağını düşünüyordum ben. Ama hiç öyle olmadı. 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 Ee, rahat kazandı Anadolu Efes. Ee, yani kazanacağını bekliyordum ama bu kadar rahat kazanacağını beklemiyordum. her ne olursa olsun. Çünkü biliyorsun makabi gibi tırnak içinde büyük takımlar her zaman e, böyle maçlarda reaksiyon verirler. Ama hiç izin vermedi Anadolu Efes. Ne demek istersin abi makabi maçıyla? Sonra asıl önemli olan bayan maçına geçelim. Ya makabi maçı o 8 maçlık serinin <laughs> e, bir devamı olarak e, dikkat çekti. Yani... <laughs> 168 sayı fark atmış, sekiz maçta. Ee, yani Efes'in oyununa izin verirsen, istediğin kadar e, gayretli ol. Yani Efes çok e, farklı bir boyuta çıkıyor. Zaten o maçın da ilk yarısında özellikle yani makabi şey vardı abi. ...yani bir çaresizliğe itiyordu Efes... ...bayağı maçına kadar... Ee, ...şu basit bir şut atarken bile... ...ya kaçırırsam onlar hiç kaçırmayacak... ...psikolojisi var yani makabey ilk... ...başta bayağı bir... E, ...kolay atışları e, değerlendiremedi... ...turnikeleri falan... E, ...Efes'in en büyük özelliği... ...topu paylaştığı zaman... ...birden fazla oyuncu... E, ...tabii ki Mitsic ile... ...Lark'ın... ...ana parça ama... E, yani şey maçlarına bakıyorsun o serideki son 6 galibiyete. Yani 8 oyuncu 19 asist. Olympiakos 9 oyuncu 26 asist. Fenerbahçe 8 oyuncu 23 asist. Valencia 8 oyuncu 23 asist. Ceska birbirlerinin kopyası gibi. Zalgeri 8 oyuncu 23 asist. Yani bu maçta da 8 oyuncu 22 asist. Ama tabii e, bunu yapamadığı ...zaman... ...ki onu Bayern maçında... E, ...konuşacağız... ...yaptırılmadığı zaman... E, ...her takım gibi... E, ...bocalıyor yani... ...ama Maccabi maçında... ...asla o duruma gelmedi maç... ...yani... E, ...sonsuz bir... ...güven... ...rakipte zaten durumu da biraz dağınık... ...ama hiç... E, ...yenerim yenebilirim şeyi yoktu. Ama bu son bir, bir kaç aydır işte Efes'i izlerken e, alıştığımız bir tablo yani. Hem Efes açısından hem de rakip açısından o açıdan yani 8'de 8 yapmak Efes'i zirveye e, acaba Barcelona'yı yakalayabilir mi düşüncesine itti. Ya zaten ilk 4'ün dışına düşeceğini zannetmiyorum. E, Hala ikinci bitirme ihtimali yüksek. Her ne kadar İkili CSK'ya ÇSK'ya son olsun. dört maçın e, üçü deplasman de da olsa. Ama e, tabii ki yani herkes tek maç haftası oynarken Efes'in iki maç oynaması da e, Bayern için bir avantaj oldu. Yani Tinker'i çok iyi hazırlamış takımı. Eee işte o maç ertelendiğinde de e, şeyden dolayı giriş yapılmıyordu ülkeye. E, Ergin Ataman söylemişti. Yani hazır İstanbul'dayken niye burada oynamıyoruz diye. Nasıl olsa seyirci yok. E, o maçta Efes bence onun bedelini ödemedi. Ama Bayern maçında ödedi. yani Bir de... E, bu tarz organizasyonlarda yani basketbolda futbolda e, yolculuk uçakla oradan oraya bir de bu kadar yoğun tempoda kolay değil aslında. Hani insanlar biraz şey gibi bakıyor. Ya oyuncuların zaten bu işi alışmış olmaları lazım ama en nihayetinde insan. Bir de uçak yolculuğu yorar yani. O havadaki basınç aslında indikten sonra normal bir yolcu bile çok etkiliyor biliyorsun. Onun da yorgunluğu var. E si son bir iki aydır bir buçuk iki aydır Anadolu Efes'in kendini bulmak için ...harcadığı bir efor da var. Ee, i̇yi de form tuttu maşallah diyelim. Ee, ama... ...biz seninle hep konuşuyoruz. Acaba hani... ...bir iki hafta daha mı geç... E, ...şu formu yakalasaydı diye? Yani... E, ...şimdi uçak... ...yolculuğuyla ilgili... ...bu konu açıldığında herkes... ...NBA'yi söylüyor. O kadar farklı ki... ...hepsinin kendi uçağı var. E, hiçbir şeye takılmıyorlar. Yani uçak yolculuğuyla e, havalimanı havalimanında harcanan e, zaman zaman Avrupa'da öyle değil. Yani Avrupa'da e, bekliyorsun, pasaporttan geçiyorsun, güvenlikten iki defa geçiyorsun i̇şte, bir şey. E, Valencia maçında iki buçuk saat mine e, Fenerbahçe sıra beklemiş. Yani ikisi çok farklı. O açıdan Tabii ki deplasmandan deplasmana hiç kolay bir şey değil. Ama e, yani Efes çok tecrübeli takım. Bu kadar etkilememesi lazım diye düşünülebilir ama. Yani ben öyle etkilenebilir. Ha ben etkilenir tabii çok ki etkilenir. Önemli ben, yani, yani bir yerden sonra önemli hale geliyor. Çünkü sezon sonuna geliyoruz artık. Yani Yoğun bir tempoda oynuyor hem lig çakışması hem Avrupa kolay olmuyor. Ya bence burada tabii Euroleague'in de biraz e, bu düzenlemelere senin çok eleştirim var zaten hep bu konuda organizasyonla alakalı. Yani e, bu düzenlemeyi daha doğru yapması lazım. Hani sen de hep e, Fenerbahçe TV'de de dün de dün ile versi gün de izledim biliyorsun. <gülüyor> mesaj <gülüyor> atıyorsun. Evet <laughs> <laughs> mesaj atıyorum. Biraz yüzünüz gülsün diye. E, şöyle orada da söylemiştim. NBA kura çekimi gibi. Ha. E, o, Tabii şimdi bir de iki deplasman arası bir de Türkiye Ligi'nde deplasman gel geliyorsa... E, ...hele iki maç haftasından sonra ikinci maç deplasmansa, Türkiye Ligi deplasmansa bir de deplasmana gidiyorsan... ...yani neye uğradığını şaşırabiliyorsun. Çünkü yani, Türkiye Ligi de bölgesel bence bir... Bence Efes'inde de Fenerbahçe'nin de Euro Ligi'de başarılı olması Türkiye Basketbol Ligi'nin değerini arttırır. Bu nedenle özellikle çift maç haftalarından sonra... İstanbul'da Oynaması. oynamaları lazım. Şimdi herkes Avrupa Kupası oynuyor diyenler oluyor ama hiçbiri bir haftada iki maç oynamıyor. Bu sadece Euroleague'de olan bir şey. O açıdan yani daha az yıpranmaları açısından <laughs> ve daha başarılı olma ikisinin de olması açısından artı başarılı oldukça da Türkiye Basketbol liginin değerini arttırma açısından bence önemli tabii. Kesinlikle. Abi e, makab maçında e, çok konuşacak bir şey yok. E, Larkin'in ben e, o maçtaki e, parantez açmak istiyorum. E, birkaç topa böyle atlayıp e, verdiği mücadele de e, çok gözüme çarpmıştı. Fakat e, yolda gereken de sana söyledim. Larkin'le o ilgili olan e, hep e, şeylerim vardı. Geçen sene de çok konuşuyorduk seninle. Biraz özüne dönmüş gibi. Yani geçen sene Larkin çok acayip bir seviyedeydi. O potansiyeli var. Oraya çıkabilir ama çok kolay bir seviye değil oraya tekrar çıkmak ama Larkin'in kariyeri boyunca yani e, son 6-7 senedir üst seviyede oynadığını düşünürsek NBA'de dahil olmak üzere hep inişli çıkışlı bir performansı vardı. Yani 3 maçı iyi 2 maç şey. Dönüyorum şimdi buradan da Bayern Münih maçına geçelim. Biraz Larkin üzerinde başlayıp sonra Anadolu Efes'in takımı üzerinde gidelim diye düşünüyorum bayan maçında. Çünkü çok kritik yerlerde Larkin'in kararları biraz etkili oldu maçın gidişatında. Ee, bayan e baş devam edelim abi. Top sende. Şimdi ee, demin Trincare'nin takımı hazırlaması için daha çok vakti olduğunu söylediğimde bunu kastetmeye çalıştım. Yani bu sene Zenit'le Bayern Efes'i iki kere yenen takımlar. Üh ee, ...o dört maça baktığın zaman... ...en az 21 faal yapmışlar. Yani Fenerbahçe... ...Efes maçında... ...ikinci maçta... Biz bunu konuşmuştuk. Bunu konuştuk. Programda. Yani Efes Ve yine haklı çıktı. Oh! O hakem üçlüsü o gün... E, ...sertliğe hiç izin vermeyecekse... ...bu her zaman Efes gibi... E, ...hem... ...çok silah olan... ...hem potansiyeli yüksek olan... E, ...takımlar için bir avantaj. Çünkü... Bozma şansı vermiyorsun. Şimdi dün öyle değildi. Yani dün... E, 9 faal... E, Larkın'a yaptılar. 6 faal... E, Mützic'e yaptılar. Bir de şey faaller yani. E, basketbol dövüşü. Tırnak içinde. Şimdi e, bizim bir... Illinois'da bir takım vardı. Yıllar önce. Robert Archibald Pivot. Rahmetli. Avrupa'da oynadı. Ee, Danny Kruyappa diye bir hırvat o, o da şeydi Lamar neydi çocuğun adı Johnson falan onlar hepsi <laughs> e, çok sert oyunculardı ve önemli rakiplere karşı özellikle nerede nasıl ne zaman faal yapma antrenmanı yapıyordu o takım yani hep şey e, faal hakkımız dolana kadar o faallerin değeri çok büyüklerdi koç Şimdi e, Trincare'i de takımı iyi hazırlamış. İlk yarı baktığın zaman, ilk yarının sonunda Efes 11 kere serbest atış çizgisine gitmişti. Bayern sadece 2 kere vazgeçmedikleri gibi dozajı daha da arttırdılar. Şimdi Efes'in işte o demin söylediğim yeni, yani biraz böyle rakibi e, umutsuzluğa itme şeyi Bayern'le karşı işlemedi Şu nedenle işlemedi Bayern o kadar alışık ki geriden gelmeye 10. maç galibiyetleri bu On, üç. Hayır, onun, 13 clutch time galibiyeti. 13 clutch oldu. time 10 galibiyeti de Çift taneden 10, geri geldi evet, 10 sayı veya üzerinden geri gelmişler yani 31-46 idi maç ee, İlk yarının bitmesine 1 dakika mı var 1.5 dakika mı ne öyle bir şey 31-46'dan e, 55-54 öne geçti Anadolu Efes gibi çok yüksek hücum potansiyeline sahip bir takıma 15 sayı geride o şeyi avantajı verdiğin zaman geri gelmek ki diğer maçlarda gördük. Burada tabi Bayern'e de bir parantez açmak lazım. Ee, imkansız diye bir şey yoktu belki ama çok çok zor. Ve geldiler. Ve kısa sürede geldiler. Üçüncü periyotta öne geçtiler. Şimdi şey. maçın başlangıcından itibaren Efes'in normallerini dışına itme şeyi Efes'in önde olduğu Dakikalar bile bence başarılı oldu. Yani ilk çeyrek e, sıfır sayı Mısır'da, e, Larkında. 11 11 sayı Babuadan geldi. Şimdi bu çok alıştığın bir şey değil Efes'te. İkinci çeyrekte 23 sayının 21'i Mısır'da, Larkında la geldi, Larkından geldi. Takım olarak sıfır asist yaptılar ikinci çeyrekte. Yani şimdi bu normal bir Efes değil, önde olmasına rağmen. Ee, ona rağmen 46 attı. Bak altı asist ilk yarı 46 sayı. Yani ne kadar geniş bir yetenek havuzu. Aslında Hayır, başka bir açıdan baktığımız öyle, zaman o başka bir evet. açı ama benim demin verdiğim istatistiklere o açıdan baktığın zaman asist istatistiklerine bu normal bir Efes değil. Yani Ergin Ataman'ın tercih edeceği bir Efes değil bu. E, er Saratch ve Dunstan toplam 7 şut kullandılar. 5 serbest atış. Sadece Jalen Reynolds Dokuz şut kullandı. iki kere de serbest atışı. Yani o iç dış şeyini hiç şey yapamadılar, <laughs> e, kuramadılar. E, belki şimdi bir iki tane dışarıdan uzunlar şut soksaydı orası belki biraz daha e, şey olabilirdi. Yani e, gevşeyebilirdi. Ama çünkü. hiç müsaade etmedi. Aynen. Hay, bir de orayı çok şey tuttu şimdi orayı öyle tuttuğun zaman o drivelara da önlem almış oluyorsun. Çünkü mits de şeyin de en büyük özelliği Larkin'in de potaya gittikleri e, drivelar. Bayern bunun tersine 49 tane ikilik denedi ve %44.9 ikilik yüzdesiyle maçı bitirdi. Modern basketbolda çok e, rastladığımız bir istatistik değil artık açık da orta mesafe yani. Yani o, o, o biraz da Reynolds'la şeyden kaynaklandı ama yani e, normal bir Efes i, Efes i öndeyken de izlemedik açıkçası. Eski basketbolla Trinki yeri belki de modern Avrupa basketbolunun en e, önemli ve değerli örneklerinden birini yenmiş oldu diyelim. Ya şimdi e, 33-25 Efes öndeyken 21 sayısı üçlüklerden gelmişti. Ee, ondan sonraki 13 sayının 7'si serbest atışlardan geldi ve ilk yarıyı da işte e, 46 sayıyla bitirdiler yani hiçbir zaman boyalı alanda bir şey e, üstünlük sağlayamadılar serbest atışlarda işte e, ne zaman faal hakkı dolduysa öyle oynamaya devam ettiği için e, daha çok serbest atış kullandı ilk yarıda Şimdi bunun hazırlığı da çok önemli. Şimdi tamam Bayern en çok faal yapan takım Euroleague'de. Çok sert oynuyor zaten. Çok sert oynuyorlar. Ama iyi de bir savunma takımı. Efes gibi oyuna yön veren oyuncu sayısı çok fazla olan bir takıma karşı bu taktiği uygulaman için çok iyi de hazırlanman lazım. E, akıllı oynamak da bir yerde hazırlanmaktan <laughs> geçiyor. O açıdan yani e, ha bir de sert savunma yaptığın zaman takım olarak Yapman gerekiyor. Yani üç kişi yapmayıp iki kişi yaparsa tat tat çala, çalarlar onları. Ha bunların bütün hepsine rağmen e, son pozisyonda e, ...Lark'ına faal çalsalar e, Efes yine kazanacak. Ya, o açıdan yani Efes'in kaybetmesi çok şey olmadı bence. Hatta her işte bir hayır vardır. Bir şeyleri görmek için. E, şimdi playofflarda. Kimle eşleşilecek bilmiyorum ama yani bu tür basketbola rastlama olasılığı çok daha fazla. Yani Final yani Four'da kesin rastlarsın. İyi sen basketbolu fragmanlı yani. O açıdan şimdi bireyselliğe çok fazla dökünce Larkin'la Mutsich, o zaman işte Efes'in o ya herkes de de bir oyuna yön verme becerisi var bir yere kadar özelliği ortadan kalkıyor. Yani e, tamam şimdi Barcelona 3 galibiyet oldu değil mi fark? Ya belki birinci olamaz ama yani e, iki 2 değil mi? 9 mağlubiyet mi daha sonra? 8 mağlubiyet? Bakmam lazım. 2 dolu bir 3 dolu. Yani şey açısından, <laughs> sıralama açısından böyle yandık, e, mahvolduk mağlubiyeti değil. Bence güzel bir mağlubiyet. En azından önündeki süreçte karşına nasıl savunmalar çıkabileceğine dair bir e, Prova gibi bir şey oldu. Ha Larkin'e faal çalınsaydı ki faal bence yüzde yüz. Yine kazanacaktı. O daha da iyi olurdu. Ama yani işte şey maçından sonra da söylediğim gibi Efes gibi takımları bozmazsan yenmen çok zor. Çok zor değil bence. Mümkün ya yani çok acayip bir ihtimal. Çok acayip bir gününde olursun. Evet. Yani e, 28'de. 17 üçlük sokarsın falan öyle bir şeydi. Yani sadece yüzden değil. Atıp e, soktuğun üçlük sayısı da çok fazla olduğu bir maç olur. O açıdan e, yani Efes için şey oldu bence. E, Hayırlı bir maç. Bunlar yani. karşımıza çıkacak uyarısı oldu. Zaten e, yani rahmetli Aydan abi de Aydan CEO işte mesela bir takım takımı çok iyi gittiği zaman böyle bir maçı bırakırdı. Yani Efes maçı bıraktı demiyorum. Işte, ya böyle bir ayaklar oradan. yere bassın. Ya biz hakikaten sandığımız kadar iyi değilmişiz. Meşe, mesajı alsın oyuncular diye. O açıdan hmm. yani ya ben konu Ergin yani, Ataman olunca ben ona çok inanmıyorum. Çünkü ka, yani e, kazanmayı çok seven bir koç. Hayır, yani şey hayır, gibi değil, öyle düşünmez o manada Öyle söylüyorum. düşündü demiyorum. Hayır. hayır tamam. Efes'in mağlup gelmesinin sonucu takım üzerinde olarak yanlış yani. yanlış anlama bilerek kaybetti değildir bu. Bazı maçlarda koçlar e, takımı biraz kendi haline bırakır ya Obradovic yapardı bunu. Evet. Çok önemli maçlardan önce. Ergin Ataman'ın ben hiç hatırlamıyorum bugüne kadar öyle bir şey düşündüğünü. Çünkü hakikaten kazanmayı e, Avrupa'da gördüğüm birçok koçtan daha çok seviyor. Yani çok da doğal bu. Kötü bir şey değil, iyi bir şey. Evet. Yani kaybetmeyi, yani salmadı yani takımı. Ben kaybetmeyi seven koç hiç görmedim ya. Yok hayır şöyle söylemek istedim. Yani e, hani bazen e, takımı çok zorlamazsın. E, işte hedefe ulaşmışsındır. Formalite maçlıdır Onları da kazanmak isteyen bir koçtur yani. O manada söylüyorum. E, yani takımı salm salmıyor yani. Özellikle o maç sonu itirazı da bana samimi geldi. Çok da haklı. Maçtan sonra. E, maç içinde gene bir Ergin Ataman fual aldı sen onu gördün de. Yani. <laughs> ya ben onu Twitter'da da yazdım artık. Yugoslav fualinin adı Ergin Ataman fuali olarak değiştirilmesi lazım diye. Ha, kimilerine ahlaki olarak çok şey gelmiyor ama sonuçta kendi takımının avantajını olan her şeyi değerlendiriyor. E, bunu da çok yadırgamıyorum ben. Yani... E, e, dediğim gibi ben bir şey daha eklemek isterim abi eğer müsaaden varsa. Geçen sene biz hep Anadolu Efes'in bireysel olarak yani tek tek yumuşak bir takım olduğunu ama takım olarak birlikte hareket, hareket ettiği ettiğinde. zaman çok sert, çok sertliğe cevap verebilir olduğunu birçok maçta görmüştük. Çok zor deplasmanlarda bile yani ligin en sert takımları hangideydi? Real Madrid gitti orada yendi. CSK gitti orada yendi. Seyirci önünde bahsediyorum. Barcelona zaten hep yeniyor. Bu tarz sert takımlara karşı çok iyi cevap ya Zaten bu kadar yetenek havuzun geniş. İyi bir basketbol oynuyorsun. E, Formun da tekrar gelmiş. Tek yapman gereken şey bu tarz sert maçlarda kazanmak istediğin zaman takım olarak cevap vermen. Bunu yapamadı Anadolu Efes. Bireysel olarak cevap verince yumuşak kalıyor ama takım olarak cevap verdiği zaman bu kadar artının yanına onu da koyduğu zaman yani zaten yanına yaklaşılmaz Hayır, bir, fazla bir takım Bireyselleştirdiğin oluyor. zaman planı olan sert bir savunmanın işini kolaylaştırıyorsun. Evet. Yani ne kadar sert olursan ol topu kovalamak hiçbir savunmanın hoşuna giden bir şey değildir. Adam doğru planı yapmışsa adam kovalamak daha kolaydır. Ama yani pas temposu yüksek bir hücum organizasyonda topu kovalamak birçok şeyi aşağıya çeker. Yardım getiremezsin, istediğin yöne yönlendiremezsin. O açıdan yani Efes'in tamam müthiş müthiş bu sezon. Larkin Geçen sezon kadar olmasa da tek başına maç alacak belki de birinci isim Euro Lig'de. ama e, o şeyden vazgeçmemeleri lazım. Yani Simon da işin içinde olacak, e, da olacak, Singleton da olacak. Uzunlar mutlaka olacak. E, 13 top kaybı 4 kısadan geldi. Yani Efes'te en oyuna yön verme açısından güvenilen isimlerden geldi. Simon'da kötü bir günün ve geldi. sadece 10 asis yaptılar. Yani şimdi o dördünden 10 asist 13 top kaybı yani birin altında bir e, asist top kaybı oranı çık çıktığı zaman Efes zorlanır. Dunstan'ın asist sayısını söyler misin? Efendim? Uzunların asist sayısı 3 mü? Totalde 13 asist yaptılar. Anadolu Efes 10 tanesi topa yön veren oyunculardan geldi diyoruz. Ya e, Dunstan kötüydü. İşte zaten e, yani Dunstan'ın e, Serta çok kadar iyi oynuyordu ki Dansın durumunu pek ölçme gereği de e, Duyulmuyordu e, Geçen maçta e, Play sanki hiç e, iki ayda sadece 14 dakika Oynamış gibi değildi e, Dansına pek ihtiyacı olmayan bir Efes izledik Aslında bu kadar sert maçta Bir de bireysel olarak Sertliğe cevap vermeye çalışıyorsan Dansın daha uzun süre sahada olması ya Belki işte, de bilmiyorum Bir sakatlığı vardı da olabilirdi ya yani bu maç onun maçı biraz daha olabilirdi. Yani dans... çok, çok sert bir kadar. Yani e, Anderson e, mesela ilk yarı çok iyi oynadı bence. <laughs> e, maçın içine kendisini çabuk soktu. E, bir tane e, çok zor bir üçlük attı falan. O tür oyuncuları da e, yani bir yerde o dengeyi sağlaman lazım maçın gidişatına göre. Eğer çok sert ve e, biraz basketbol dayağına doğru giden bir maç olduğu takdirde. Mesela Moerman Singleton'ı hep e, konuştum ben birkaç tane tanıdığım insanla da. E, mesela Singleton Moerman'ı bu kadar sertlik düzeyi yukarı çıkmış maçta iki tane dört numaraya dönüp Boboa, e, Anderson ve Larkin veya Mitzic hangisi iyi durumdaysa o sırada. E, kullanabilirdi diye düşünüyorum son periyotta. Özellikle Baldwin mesela fual problemine girdi. Son periyodun galiba Larkin'e bir... Üç dakikada iki fual bir yaptı. Bir hücum fual aldı. Dördüncü fualiydi o. Oradan sonra zaten son yedi buçuk dakikanın 5 dakikası falan kenarda geçirdi. Öbürü çok iyi oynadı. Yani 8'de bir... şut kullanıp yani bir maça bu kadar damga vurabilirsin ee, şey, Nick wyler 6 altı rebound, dört asist, üç e, top çalma, iki blok ki yanılmıyorsam son blokta giste yazıldı. Halbuki e, ikisi aynı anda yaptı gibi e, gördüm ben. Gist yapıyor arkadan en son. Ben tekrar, Ona mı yazarsın? Tekrar... Tabii ki orada e, Wilder Bebin acayip bir katkısı var pozisyonda da ama son şey noktayı koyan Gist oldu oradaki. Yani tabii pozisyonda. şimdi bu savunmayı da uygulamak için elinde doğru parçaların da olması lazım yani. Evet. Yani mesela Baldwin onun Fenerbahçe'de gelelim istiyorsan. Sahada olduğu zaman bambaşka bir Bayern Münih izleyebiliyorsun. Ben çok beğeniyorum onu. Olimpiyat da, da yani. Trinkier'in de bir huyu ya bu biraz böyle underdog koç e, havası yani evet e, değerli bir koç ama hani ben hedefe gidiyor olsam yani hedefim şampiyonluksa iyi bir kadrom varsa hani değerli bir kadron varsa maliyet olarak da Trinkier'i hoca yapmam. Ama gerçekten böyle bir hani belli parçalarla kurulmuş. Yani her oyuncu değerlidir de hani tam anlatamıyorum. Biraz daha underdog. Hani derler ya underdog derler ya. O o tarz bir kadronun başında O Trink aç yere, oyuncu aç oyuncu onun için çok ha işte aç mesela Bursa Basket'te de Milli üzerine yapılan ya, kadro Wanna maker o da oradan. Yok o sene yoktu abi. 2017. Şey diyorum. Yani çıkış e, şeyi öncesi tamam. D <laughs> Darius Miller NBA'ye yolladı. Darius Miller evet. Sakatlanmasa e, çok başarılı olurdu. Çok ağır bir sakatlık Yani iyi geçirdi. parlatıyor. Bir de e, özellikle takımı e, rakibe göre çok iyi hazırlıyor. Hatırlıyor musun? Obradovic burada geldiğinde ona bir tane e, Türk basından şey sormuş Sizin için işte basketbolun Mourinho'su diyorlar hikayesi var ya o hep böyle şeydir. Ee, yani illa birini Mourinho'ya benzeteceksek Trincieri'ye benzetebilirim ben. Yani rakibe göre çok endeksli ve daha böyle sert ve e, yani çok oyununu tarif edemem şimdi Mourinho'nun ama daha çok rakibe endeksli bir şeydir, hocadır. Trincieri de öyle. Yani endeksli. futbolda e, Obradovic var mı? Ferguson Bey. Bey. Yani evet olabilir. Olabilir. Evet. Güzel benzetme. Ama o da bir takımla. Bir evet. kulüpte. Tabii. Yani e... bir de rüzgarı arkasına almış bir Manchester United. E... Liverpool. E... Hayır yani Partizan. Batı Kötü durum Real yani. Madrid. Yani. Ee, Panathinaikos. Fenerbahçe. Beş farklı takımla Euroleague. Altı farklı takımla e... Kupa. Hiç boşu yok. Evet. Yani bir kulübün Şeyi olmak, gözdesi olmak, herkesin Sir Alex Ferguson ne diyecek, ne isteyecek? Oyuncu oraya geliyor. Sen şeysin orada, kralsın. Yani sıkıysa istemediğini istediğin bir şeyi yapmasın. Ama her kul gittiğin kulüpte en büyük kupayı kazanmak o çok başka iş. Çok çok acayip bir şey ya çok zor ve evet gel ve yani biliyorsun şimdi, Türkiye'de o çok kolaya... ya e, basit indir geldiği için. Şimdi Türkiye'de bu bütçelere şey e, Obrador'o zamanında bütçeler hep ön plana çıkarıldı. E şimdi görüyoruz abi 10 11 tane oyuncun yoksa hadi final for her şey denk geldi. Sakatlık yaşamadım bilmem ne ama şampiyon olman mümkün değil. Yani çok zor. Çok çok yani, çok zor. Yani bazı şeylerin yani kusursuz gitmesi lazım. Şimdi geçen gün ben bir yerde söylemişim. O Jalgiris takımı. Ee, galiba şeyde overtime'da söyledim. Taisei Edney, Anthony Bowie ve George Zidek. O zaman 3 yabancı var. E abi bak 3 yabancı. Ya o takımda Litvanyalıları saysana 2 Zukauskas dedim. Uzun zuku kapı zukuaskas. Ee, şey, e, Abramitis. Ondan sonra e, Suskas değil. E, Suskaskas yoktu. Öbürü neydi adı? Yani altı tane, yedi tane de Litvanyalı vardı. Biz de çeki işte hep o Olympiakos örneğini veriyoruz ya 2011-2012. Ha altı tane, yedi tane yerel oyuncuyu daha transfer piyasasının gözdesi olmadan bir araya getirebiliyorsan o zaman bütçen işte 18'ler falan yeter. İşte ya. Senin Ki... sesinde yayınlanan bir Koraç Kupası belgesi var biliyorsun. Hmm. Çok güzel ben izledim. Ee, mesela oradan örnek vereyim. Efes'in o zaman yani Efes senin o zamanki Türk çekirdeğine bak. Tabii Kaç ben, tane yabancısı var? O zaman zaten iki tane oynatabiliyordu Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu, Volkan Aydın, e, ya zaten, Misal Türkcan. Ya zaten e, bütün çek, yani milli takım çekirdeğini aslında bir nevi oynat, oynatıyorsun. Ya bunu yakaladığın zaman zaten yanına e, doğru yabancı parçaları da yerleştirdiğin zaman zaten başarılı olabilir. Olimpiyakos'a hep örnek vermiyor muyuz? Evet, 2011-2012. Evet. 15 ya, milyon e, euro değildi bütçeleri. E, Obra'nın Panathinaikos takımları da Albertis, Albertis, Diamantidis, Diamantidis Spanoulis e, bir ara, bir ara Spanoulis şey, Satsaris, Satsa Fotsis, Fotsis, e, bir tane daha vardı. Yani orada da 5-6 tane ha Olympiakos'un ki çok kebikti. Evet. Yani orada gitgeller oldu Panathinaikos'ta. AC Love'u buldular. Hainzi çektiler getirdiler. Yani bunlar hep kumarlar. E bir antiç var. O da çekirdekten sayabilirsin o kadroda. Hani Yunan çekirdeğinin içine dahil edebilirsin. Çok da uzak değil Makedonya. Yani e, zaten böyle böyle başarı geliyor. Eğer belli bir bütçenin Pekovic dışına vardı. çıkamazsan. Pekovic vardı. E, Panathinaikos'ta. Panathinaikos'ta. Evet. Yani o yüzden bazı şeyleri basit indirgememek lazım. E, ee, Anadolu Efes sezona kötü girdi. İyi toparladı. Çok iyi bir kadro. Yalnız ben Anadolu Efes'i e şöyle tekrar döneyim. Abi e, kısa, Anadolu Efes hücumdaki en değerli silah ne? Bireysel üretim adam düşündü. Adam geçme dışında. Adam geçme Adam eksikme dışında. Trafiği. Trafi ve kısa devrilmeden Dunstan'ın yarattığı ya da işte Tibor'un sağ gülen. biraz Fenerbahçe'nin o veseli etkisi gibi. Ona da çok iyi çalışmış ki yeri. Hiç izin vermediler. Zaten asist sayısının böyle kalmasının en büyük sebebi belki de. Yani tepede eksilmedi Bayern Münih. Ama işte orada e, kaç? Bir hafta değil mi? Bir hafta boş. E, Tabii onlar ligden sonra hafta, beş gün sonra maç yapıyor. Beş gün en azından sadece <laughs> Efes'e hazırlanmakla Efes'in Tel Aviv'e gidip maç yapıp geri gelmesi sonra şey çok farklı yani. Mesela bak Ergin Ataman'ın da birkaç haftadır hakkını teslim ediyoruz. Ee, hem takım yukarıya çıktı hem de Ergin Ataman'ın biz hep Larkin endeksli şeyini konuşuyorduk. Şimdi takım yukarı çıktı Larkin takımı ayak uyduruyor. İşte, geçen sene öyle değildi Larkin yukarı çıkıyordu. Mitsi yardım ediyordu takım onlara ayak uyduruyordu biraz. Ya Orayı çözmüş gibi. Fakat böyle sert maçlarda Anladım. A plan işlemediği zaman ama bu sertlik olacak bundan sonra. Ya evet onu demek istiyorum zaten. Buna da bir e, formül değil de takımın beraber o sertliğe cevap vermesi gerektiğini hatırlatması lazım. Şimdi bayan için de soru şu. Bir Barcelona, bir Real ya da kimle karşılaşacaksa onlar böyle sert oynadığında sen ne yapacaksın? Ya da e, Real'e, CSK'ya, Barcelona'ya şimdi... bu sertliği yaptığın zaman o... Maçın sonundaki düdük çıkar. Hayır bir de şey. Ya yani işte, Mike James'e çalmadıklarını düşün. Şimdi iki tarafta da <laughs> sertlik bu seviyede olduğu zaman o zaman kadro genişliği işin içine giriyor. Orada işte zayıf kalırlar. Evet. Peki abi eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, Anadolu Efes'e. Nerede bitirir görüyorsun? Ha? Ha, son son mi? dört iki maç. Iki üç, Panathinaikos 3-3. Panathinaikos'u Panathinaikos, Panathinaikos rahat yener. Yani o son Milano maçı ama Milano'da da şey Delaney. Delaney olmayınca onlar çok geçen sene gibi oluyorlar. Yani evet. Rodriguez ve Michael, Michael Rolla. O açıdan yani ben şey inancımı kaybetmedim yani Efes'le ilgili. Burada güzel oldu. Bir gördü yani. Evet. Hep... Hayırlı bir mağlubiyet. Kesinlikle. Yani çünkü her maçı zaten 20 ile kazanamazsın ya. Yani Hayır, şu... Çok da iyi bir şey değil playoff'lara her maçı 20 ile kazanarak girmek. Bu kimin için iyi biliyor musun? Hani böyle görsel basketbol ya da skora endeksi basketbol severler vardır ya daha çok. İşte hayatlarında bir anı oldu belki de bu 8 galibiyetin 7'sinin böyle acayip skorlarla gelmesini. Hani bir gün atıyorum 15-20 sene sonra işte çocuğuna <laughs> ya bir Efes takımı vardı. 8 maçın 7'sini şöyle ya ne acayip sezonlu falan sezon sonu diye anlatılacak güzel kolay değil çünkü. kolay değil, değil değil Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir Sen hatırlıyor musun? Muazzam bir seriydi canım. Ee, ama yenisini de başlatır Efes. Ben şey yapmıyorum. Tabii o potansiyeli var ama işte geldik şimdi Nisan ayına bu maç sanki bazı şeyleri daha doğru yapması gerektiğini de gösterdi. hep dediğimiz takım halinde o sertliği Abi bu, Yani şimdi herkes için geçerli. Fenerbahçe'yi konuşacağız birazdan. Fenerbahçe için de geçerli. Ne zaman De Colo ve Lorenzo Brown bireyselliği ön plana çıkarmaya başlıyor Fenerbahçe'nin hücumu da düşüyor, Hucumu düştüğü için savunması da düşüyor. Yani bu basketbolun ya yani Avrupa basketbolun hadi basketbolun demeyelim. Yani James Harden'ın varsa, LeBron James'in varsa, Stephen Curry'in varsa tamam ama Avrupa'da öyle de yıldız yok yani. Peki o zaman Efes'i kapatmadan şunu da söyleyeyim. Nasıl bir potansiyelse 13 asistle yine maçın son topunu tabii işte onu söyledim ben. Yani orada faali çalsa <laughs> Efes bu Efes kazanacak. kazanacak. Aynen. Yani acayip bir yetenek havuzu. Ee, yetenek son... havuzu 3 senedir beraberler ve inanılmaz tecrübe. Yani bu Aynen. kötü oyunun yanında bir şey daha ekle. Larkin'in bu kadar kötü gününde olması bir de. O da... Larkin'in kötü önemli. gününde olması biraz da... E, ...rakipten kaynaklanıyor. Bir de Larkin'in... E, ...bireyselleşmesiyle... ...işini kolaylaştırdı. Evet. Baldwin de sağda olduğu sürece... ...çok e, iyi savundu. Weiler-Babt olsun... Yani mesaj verdiler yani maçın başında o mesajı verdiler. Hakemler de buna izin verdi. Yani playoff sertliği hatta bir Final Four sertliğinde maç Ama... Yani bu şimdi Fenerbahçe'nin Barcelona'da e, yedi sertlik basketbol dayağından çok farklı bir şey değildi. Yani buna göz yumuyorlarsa bunu oynayacaksın mecbursun. Evet. Ki Avrupa basketbolda buna belli bir yerden sonra çok göz Bazı maçlarda di, 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 her şeyi çalıyorlar işte yani. Evet. Peki abi o zaman e, bu arada son pozisyon seni, sana göre net faal değil mi? Yani sen, sen, çok net diyorsun ama bence faal. Ya şöyle şöyle net faal. Yüzde yüz bir larkine e, sol eline müdahale var. E, bir yerden de belki şuna da göz yumdular. Orada Larkin biraz sahilini açıyor belki. Ama bana sorarsan o kadar da kendine topu olan oyuncu şey sağlayacak. Hani oyuncu onu çalmıyorum terse. İşte bu sertlikte bu Larkin'e bu müdahaleyi de çalmam dersen son topta yani biraz Aha, yani saçma yani. olur. o. Çalman lazım ya. Balta baltayı çalacaksın abi. abi. Orada çalacaksın yani. Atış sırası hadi mücadelede e, şey yaparsın. Yüzde yüz faal. Yani. %100 var. E, neyse problem değil ya. Öyle galibiyet mağlubiyet üzerine çok durmuyorduk. E, oyun ve e, takıma mesaj olması için iyi oldu. Fenerbahçe bekoya geçelim. Eee Zalgiris maçı. Ben kendi adıma bir yorum yapayım. Gudrich'i sahada gördüğüm dakika Fenerbahçe rahat kazanır demiştim maç için yani maç öncesi televizyonu açtığımda. Beklediğim kadar e, beklediğimden daha rahat oldu çok rahat oldu. Evet, çok yani rahat oldu. İlk 3-4 dakika dışında bir de eee 3. çeyreğin ilk 3-4 dakikası o 4 top kaybı yaptı çok kısa bir sürede Hı. Vessel ile şey eee Onun dışında e, hakikaten yani eee Fenerbahçe'nin de şu mesajı çıkarması lazım. Bir kere eee e çok endeksli olmak da iyi bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka ıı, bu takım playoff yapacaksa, play-offta iyi sonuçlar almak istiyorsa bir alternatif şey yapılması lazım. Alex Perez var. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ama oldu? hakikaten bir oyuncuya bu kadar endeksli olmak şu avantajı var Fenerbahçe'nin. Gudu için fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Sağda olması bazı zamanlar. Zamanla. Her zaman değil. O açıdan ya Fenerbahçe'de ben hoşuma giden şuydu. Eee şey takım. Hadi oynayalım dersen oynar onlar. E, çünkü yani koç değişti. Biraz sistemde oynadılar Orada bir abiler grubu var. Yani o kulüp basketbol kulübü. Yani e, kültür şey. Ama oynatmayacağım dersen şimdi Fenerbahçe'nin oynatmaması Bayern Münih'in oynatmaması gibi olamaz abi. Çünkü yani senin dış savunmacıların hiçbiri o Bayern'in iki özellikle ilk o sonradan gelen şey bile fena değildi. neydi adı? Neyse yani Fenerbahçe öyle fiziksel bir savunma. Sili. Sili atıcı. Sisko. Sili şaşırttı beni. Ne oldu? Ya ben, beni, ya, de çok şaşırttı. Ya Bayan zaten çok dengeli bir kadro olmuş. Bayan maçına döndü. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar geriye. Bu sefer Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de. Yani şimdi Fenerbahçe'nin savunması nasıl? Biraz Obrado'yu savunmasına benziyordu. Ama e, ilk durdukları pozisyonlar biraz farklı oluyor. E, i̇letişim olması gereken bir savunma. Yüksek enerji olması gereken bir savunma. Yönlendirmenin olması gereken bir savunma ve yardımlaşmanın olması gereken bir savunma. İlla çok fiziksel bir savunma olmasına gerek yok. Tabii ki bir sertlik koyman lazım. Özellikle yönlendirmek şeyinde. E, o açıdan mesela şey maçlarına bakıyorsun. Bundan önceki son dört deplasmanı Jal girişsin. Hiçbir kolay maç değil. Barcelona, Baskonya, Real Madrid ve şey Efes. Hep 60'larda 50'lerde kalmışlar. Hep asist top kaybı oranı ya bir civarında ya da birin altında. Şimdi Fenerbahçe maçı öyle olmadı. Asist top kaybı oranı yine hiç de fena değil onlar açısından. Ama o takım savunması <laughs> En güzel örneği bana sorarsan Laverne'ı bu kadar <laughs> az oynatmasıydı. Kaç kere Laverne alıştığı pası verecekken bir baktı adam boş değil. Na, na, şu tatlı ya da top kaybı yaptı. Şey karar mekanizması çok gelişmiş oyunculardan kurulu bir takım değil. Tamam gardı çok tecrübeli sayılmaz. Ama alıştığı şeyi oynamayı çok iyi başaran bir takım. Ondan yine Efes maçında olduğu gibi rakibin oyununu bozmaya geliyoruz. Yani Fenerbahçe bu savunmayla bu savunmayı yapmalı. Bunu da öğrenmiş olmalı. Yani Fenerbahçe Gudrich geldi. 80'leri 90'ları çok rahat görüyor diye bundan asla ve asla vazgeçmemeli. Buradan da çıkarılacak ders o. Reboundlarda inanılmaz bir ezici üstünlük çünkü e, biraz da mecburen şey kadrosunu e, Martin Şiler e, değişiklik yapmaya mecbur kaldı. Hatta 30 olduğunda e, 40'a gidiyor diye <laughs> mola aldı. İkila verici de Fenerbahçe ele geçirecek. Ya yani bence Fenerbahçe şey zaten ikila verecek da. Hayır, <laughs> zaten işte bence e, Kokoşko doğru olanı yaptı. O da ana rol oyuncularını da ısrar edebilirdi. Kadını mutlaka genişletmesi lazım. Okun'u mutlaka şeye İşin içine dahil etmesi lazım. Çünkü ben çok korkuyorum. Abi Okun'un yani çok maç eksiği var. Ben valla çok korkuyorum. Allah korusun ya. Ağzımı açmak istemiyorum da. Açma ne? Yok valla şey konusundan çok korkuyorum. Bizim çok kötü bir tane uzunumuz var ya yani. O konudan çok korkuyorum. Ha. Başına bir şey gelecek falan diye. Kötü adamları severim ben. Çok kötü oynuyor. Yani. Çok kötü rezalet oynuyor vallahi. Ben, ben... sana bir şey söyleyeyim mi yani? Nasıl göz yumuyorlar anlamadım. İnanılmaz. Ha? Hele aldığı paraya oranla falan. Olacak iş değil bence. Sop, beyzbol sopasıyla her antrenmanda dönmek lazım. Kesin. <laughs> Onun önüne pastayı vereceksin üfleyecek sürekli en önde. Ben sana bir şey söyleyeyim. İzlemek büyük sevk. Ağzını niye olumluya döndün ya. İzleme abi. Hayır. Yani İzleme. Dökülmesini izlemek <laughs> büyük şey <zevk. gülüyor> evet, yani şey Ama bak ben e şimdi kolay bir şey değil. 7-8 ay ara ver. Sezon ortasında gel. Maç trafiği. E yani ne kadar kendine bireysel antrenman yaptırabiliyor. Ne kadar e fiziksel olarak eski haline dönme fırsatı buluyor. Belli değil ama ben o Queen'in o basketbol IQ'suna hayranım abi. Daha topu alır almaz hemen şey gibi tarıyor. Uçak radarı gibi. Ne var? Ne var? Kim uçak kat yapıyor? Radar, uçak radarı öyle taramıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Kule'den Sen, kaç yıl çalıştın anla, hatırlamadım. E, havacılıkta 12 sene. bir. 12 sene havacılıkta evet. 22 yıl pilotluk. Şimdi e, Fenerbahçe'nin hem fikir miyiz hala... Efes nasıl bir takım? Efes kötü giderken de ben ne diyordum? Efes zirve takımı. Yani i̇lk dört kesin yapar da işte ilk iki, üç oralarda olur. Fenerbahçe'nin oluşumunun çok yeni olmasından nerenin takımı hala tam olarak söyleyemiyorsun. Çok başarılı bir sezon geçiriyor. O tartışılmaz. Yani Kokoşko belki hazırlık döneminde 7-8 maç Yönetebilseydi ve o e, Avrupa Euroleague basketboluna adaptasyon sürecinde kaybettiğimiz işte aynı anda e, Kenanlar ve Tarıklar ve e, böyle tuhaf tuhaf. Ama bunlar yaşanacaktı. Ay işte onları hazırlık maçında bak bunlar yaşanacaktı. Hazırlık maçları olsaydı hazırlık maçlarında yaşardı. Onu söylemeyeceğim. Arada gene Igor'u savunuyormuş gibi olacağım fakat ben Igor'u çok beğeniyorum ya fakat şu konuda savunuyormuş gibi olacağım. Benim için Igor Kokoşkov'un ee, 15 maçta 5 galibiyet alıp 10 mağlubiyet olması hiçbir zaman derece olamaz diyordum ben. Hep çok eleştiri vardı ya. Çünkü o bak yine söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum. Igor Kokoşkov'a hitap eden bir kadro yapısı Fenerbahçe'nin yoktu. Bir Guduric eklemesi ve hocanın da orada Avrupa basketbolunun tamamen dışında net yönlendiricin olmadan iki tane yarım yönlendirici ve topa iyi yön veren oyuncuyla takımı nereye getirdiğini hücum olarak da görüyoruz. Ben sezon başındaki kadronun özellikle onun kadrosu Alex olmadığını Alex Perez gelmeden önce. <laughs> Yemin ediyorum senin tansiyonun dedi ki, dedi ya ben de çok şükür daha Sen, sen çıkma konuşunca da çıkmaya şey. başlıyor zaten. Alex'i duyduğum dakika. E, halbuki Fenerbah Fenerbahçe, halbuki Fenerbahçe önemli, tarihinin, evet, önemli oyuncularından bir tanesi. Alex. Bir Ama Perez diyelim o zaman. Tamam. Yani, Yok abi, değil mi hiç Perez Fenerbahçe? Ya abi tam. bak Güney Amerika'dan birçok oyuncu getiriyor takımlar. Evet. İşte kimisi gidiyor Kampatsu'yu. La, La Provitola'ya razıyım ben. Yok ya. Ya bak ona razıyım. Bak Ay, yani bu, bize bu gele, fevac, yedek olarak ben de razıyım. E, yani, şey, gele gele ya, o kıtadan onu mu bulduk yani? Ben onu anlamıyorum. Yani. Onu kıtadan bulmadık ki. Bahçeşehir'den buldu. Ya tamam. Beylikdüzü'nden. E, e, <laughs> orası da bir kıta. Orası da Avrupa'da. da. Hani şey olarak yani meyşeyi olarak Güney Amerika. E, yok muydu yani? Ben bunu eleştirirken bazen çok bana eleştiri geliyordu da Alex Perez'le alakalı. Abi çok taktın ya falan. Abi takılmayacak gibi değil. Kötü oyuncu demiyorum. Bak, hiçbir kolay, zaman demedim. Kolay bir şey de değil Bak, ya. Kötü oyuncu demiyorum. Hiçbir zaman demedim. Ama ya Fener... Tıpkı seninle konuştuğumuz gibi Lorenzo Brown da kötü oyuncu değil. ya yani Alex Perez de bence tabii ki mukayese edilmez ama... Fenerbahçe'nin yönlendirisi, bu kadının yönlendirisi değil. Çünkü Fenerbahçe'nin bekleyen parçaları var. Çalıştırılmayı bekleyen. Yani onlara bir el atman lazım. hediye i̇şte pozisyon hazırlaman lazım. Pierre'i doğru kullanacak bir kısan lazım işte sırtı dönük oyunlarda. Tepede mesela ben hala Pierre'i e, birebir oynadığı zaman o crossover yapıp gidip dönüp işte posta oyununa döndürüyor ya bir anda. Evet. Heyecanlanıyoruz. Bundan 3-4 sene önce Veseli pas atarken ki yaşadığım stresi yaşıyorum. Veseli'nin geldiği seviyeyi görüyoruz pas konusunda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lorenzo'yu biliyorum sen çok fazla tutmuyorsun. Ama bu kadının yönlendiği. Ama, ama 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 ama. Lorenzo. 10-12 dakika. 5 yıl, 4 yıl. Normal 3 yıllık üniversitesinden biraz daha uzun. Daha genç bir yaşta. Obra'yla çalışmış olsaydı NBA'de savunmacı olarak ekmek yerdi. Peki. Yok buna bir şeyim yok. O kadar alışmış ki benim ellerim çabuk ben topu çalarım tembelliğine. Ayakları falan çekmeye hiç alışmamış abi. Ya Halbuki ilk... her şeyi yapabilecek özelliğe sahip. Ya bu yaştan sonra bile mesela bir yaz bunu çalışsa çok fark eder. Bak ilk topu ilk driplingde topu yere vuruşu, ilk adımı çabuk, sonra ne yapacağını bilmiyor. Hayır Çünkü en büyük sıkıntı o. Sonra bir şey yapma ihtiyacı duyuyor. Yani vurup geçeceğine hemen bir tane şık şık yapıyor. Ondan sonra bir tane şey yapıyor. Yani kimdi ko ya ko koçları kimmiş bilmiyorum ama yani ben potansiyel olarak zaten bence Fenerbahçe onu ondan transfer etti. Ee, onun Guduric'in gelmesiyle e, rahatlamasının nedeni de e, vesel rahatladı. da rahatladı. Hayır ama Lorenzo kurtarıcıyım şeyinden çıktı. Önemli bir bölümü tam değil çıktı. Yani i̇şte Guduric'ten sonraki biliyorsun performansı 15 maç 13 galibiyet 2 mağlubiyet Valencia maçında yoktu o kadar kötü bir Valencia 50'lerde kaldı <laughs> o kadar kötü bir Valencia'da da Guduric sahada olsaydı <laughs> sağlıklı bir şekilde bence Fenerbahçe o maçı da kazanırdı Anadolu Efes maçı e, Ergen da o maçta söylemişti maçtan sonra Fark Suni diye Efes ne atsa girdisini falan da geçtim Fenerbahçe hiç oyuna girememişti Efes gene yenerdi Ama 30 bitmezdi biraz o maç e, kafaları karıştırır tabii ki ama 15 maçta 13 galibiyet bir oyuncunun bu kadar etkisinin olması Şimdi senin bak, dediğin gibi Fenerbahçe'nin e, 2020 2021 karnesi beynin altına düşmez ne olursa olsun beynin altına düşmez B Türkiye'de yok mu A B C D Üniversitelerde var. B'nin <laughs> altına düşmez. Şimdi Fenerbahçe'nin esasında baktığımız zaman bir tek e, ya o da şey çok önemli bir dört maçı var ve e, zorluluk derecesi Fenerbahçe'nin lehine dört maç. Bir kere şimdi bir mağlubiyette kırıldı ve seri geldi şeyini atlattı. Yani bir ara biliyorsun bir kaybediyordu 3 maç arka arkaya bir kaybediyordu 4 maç arka arkaya. Onu hem Efes eee mağlubiyetinden sonra hem de e, Valencia mağlubiyetinden sonra kırdı ki iki tane zor maça gitti Efes maçında. Tabii sonra. yani. Şimdi hala umudu olan bir Olympiakos. Şimdi sen ben baktığımız zaman ee, ...Olimpiyakos'u kale almıyoruz. Ama... ama... 14 kaybetti evet. mi? 4 tane kazansa 18. Kim gelecek aşağıya oradan? Fikstürü zor değil bu arada. Baktım ben Olimpiyakos'a. Yani Fenerbahçe maçını kazanırsa... ...4'te 4 yapabilir Olimpiyakos. Yani... Şimdi ben de tam hatırlamıyorum ama... ...benim de aklımda öyle kalmış. Hayır şunu söylüyorum. Yani Olimpiyakos... E, Ununu elemiş değil mi? Atasözü o muydu? Evet. O ununu elemiş. Kepeğini asmış mı ne? Ne bir şeyini asmıştı. Neyi ne? asıyor? <laughs> Neyi asıyor? Vallahi ben de kullanıyorum. Ta ne yapıyorsun? He? Eleğini asmış. Eleğini he. Ben de kullanırdım. Ben yelek desek de olur. <laughs> Eleğini asmış. Bir takım olmayacak her zaman zor bir deplasmandır. İşin içine Türk e, Yunan şeyi de giriyor. Ama bu kafada bir Fenerbahçe'nin kazanacağı bir deplasmandır. Değil mi? Evet. Ondan sonra biraz daha iş zorlaşıyor. Bayern'e gidiyorsun. Şimdi Bayern'in yani oraya giderken bu hafta yaptığını gördük. Dayak yani basketbol dayağına hazır olur. Kafa olarak gideceksin. Ondan sonra Belki EuroLeague 1. bitirecek ya da şu anda birinci bitirmeye en yakın, çok sert oynayan bir Barcelona gelecek. Realle Barcelona'nın yerleri değişse miydi diye düşünüyorum ama can pazarında bir Real gelebilir. Yani girip girmeme 8 miyim, 9 muyum, 7 miyim, 10 muyum? Öyle bir Real gelebilir. O açıdan e, muazzam güzel bir test abi. Fenerbahçe burada bir galibiyet bence play-off'u garantilemeye yetinecek Yok. diye düşünüyorum. Yetmez. Yeter yeter. Bir yetmez. Olimpiyagos... çok kolay şey. Fixture. Ya olsun abi. Zenit kötü durumda zaten. Hepsinin mi kazanacak Zenit? Yani, Zenit'in... Real Madrid kötü durumda. Hangi... Real Madrid biz Fervaç ile oynuyor. Ben... İşte Efes'te karne oyn... olarak şöyle. Efes'te oynamayacak mıydı Madrid? Oyunca... oynuyor. Olympiakos'ta da oynuyor. Evindim. Evindim. Real Madrid. Ama Olympiakos orada bitmiş olabilir yani. Ya tamam da sonuçta o Şimdi, da bir derbi sayılır. E, bu dört maçtan... ...şaşırmayacağım sonuç... ...iyi bir hazırlanmış Fenerbahçe... ...sakatlıklardan uzak duran bir Fenerbahçe olursa... ...üç galibiyet. Bak çok samimi söylüyorum. Şaşırmam. Dört olursa şaşırırım. <laughs> Ama... Ya yani şu dört maçtan iki tane galibiyet çıkarması lazım. Zaten iki galibiyet çıkardığın zaman 21 oluyorsun, değil mi? Doğru mu? 20, 20 mi oluyorsun 10. 20 ile de girersin. 19 bence zaten ben play-off için söylüyordum. 19 galibiyet. Hayır, şimdi e, Olympiakos'u yendin, 19 oldun. Ondan sonra Bayern çok önemli çünkü 7-8 olmak istemiyorsun abi. Evet. 5 6 olmak istiyorsun. Yani, yani şimdi Şimdi al, Clyburn Clyburn abi. daha toparladı gözüküyor ama ben CSK'dan hiçbir zaman çok e, sert takım. ve abi. ya tamam sert orada şey olmayacak ki kim Abi Nisan ayı. Ya kimki olmayacak ki orada? Abi CSK'yı final Four öncesi yeller. Hat, hatta yani, hatta düşün. hatta şey şöyle e, e, Ha şöyle yiyebilirler. Ben Milano'yu isterim. Hı? Kalı, kalacak gerek içinde. yok. Tutmasınlar. Şimdi... Ya öyle bir şey ihtimal var mı? Baskonya serisini hatırlamıyor Abi 4, musun 4,5 milyon Üç, Türk, Türk yaşıyor. 5,5-6 milyon Türk yaşıyor. Almanya ve civarında. Tamam aşılardan dolayı Ruslar gelemiyor. Bak kim kiye bile yedirmemişlerdi. 3 sene ve 4 sene önce mi ne ay? Hayır şimdi e, son e, düşünceleri belli sayıda seyirci alacağız, <laughs> değil mi? E, orada bu kadar Türk varken, e, yani Fenerbahçe'nin veya Efes'in arkasından rüzgar estir estirmezler, Fenerbahçe'nin hiç estirmezler de en azından bir fenerbahçe CSK eşleşmesi olursa Fenerbahçe'nin karşısından fırtına gelmez diye düşünüyorum. Mantıklı olan o, yani. Bilmem kaç ülkeye yayınlıyorsun 7 kişi orada ıı, patlamış mısır yiyor mu ıı, daha ıı, ekranda daha güzel yoksa yani 4500, 6000, 7000 kaç kişi alacaklarsa VTB'den... aynı ağızdan sevdik seni diye şarkı mı daha güzel? VTB'den elde ettikleri sezon içindeki gelirle bir Final Four'u çok karşılaştırmamak lazım. Bir Final Four için de VTB'yi karşısına almaz Euroleague. Yani çok Peki. zordur CSK'nın iyi bir CSK'nın özellikle. Hani çünkü ben son maçlarını izledim Real Madrid'le. Orada bazı sıkıntılar çözülmüş. Clyburn de Şimdi hangi takımla eşleşirsen eşleş kolay olmayacak. Tabii. Milano. Yani bi, bir sen. Tamam mı? Kim yani sekizdeki yani Barcelona'nın baskı ile eşleş, eşleşmek istediğini düşünüyor musun? Bir sekiz olarak. Ben düş bence hiç istemem. Kimi abi. isteyecek ben sonra? Yani hepsi zor Hı. onu söylüyorum ya. Yani Fenerbahçe 5 tane Final Four yaptı. Hangisi kolaydı? Jalgeris diyeceksin. Jalgeris'te yarım takım kalmıştı ya. orada orada sakatlandı zaten. E Kalin işte orada sakatlandı. aynen. Datome'de açık Hayır. Wesley zaten daha tam düzelmemişti orada sakatlandı. Evet. Kalin için sıkıntıları vardı orada tam şey oldu. kapla çarpmışmıştı ya. Yani hangisi kolaydı? Jalgilis de bence çok, e, çok zordu. Ve Panathinaikos serisinden sonra Fenerbahçe'nin bence e, o 5 seri arasında en çok belki de karakter gösterdiği seriydi abi. Sen evinde hiç kaybetmemişsin. Playoff'larda bir bir oluyor. Takımın yarısı şey e, defolu. E, gidiyorsun iki de iki yapıyorsun. Kaunas'ta kolay değil. 20 bin kişi önünde. Hiç kolaydı. Yani şey mi kolaydı? İlk maka bir süpürmesi mi kolaydı? Yok. Real mi kolaydı? Veselisiz. Yok. Şey mi kolaydı? Panathinaikos. Panathinaikos mu kolaydı? <laughs> ha? Baskonya mı kolaydı? Baskonya'dan playoff atmosferinde çıkmak hiç kolay bir şey değildi O salon dolduğu zaman. Ondan yani ben bir olayım öyle çok kolay bir rakip çıkar karşıma falan bence hiçbiri düşünmüyor. Yani şu anda eğer oraya çıkabilirse belki de en kolay sekiz jel girisi olur ama ben çıkabileceğini zannetmiyorum. İlk dörtten de kalırsa orada Milano olur diye düşünüyorum. ben 5-6-7-8 eşleşmek istiyorum Eğer istedim. Malcolm Delaney yoksa onunla ilgili de ben evet, hiç, durumunu hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Malcolm Delaney yoksa ben belki Milwaukee şey Milwaukee dedim. Ee, Milano'yu şey tercih edebilirim belki. Ne? Çeskayı. Yani ben biraz garip olacak ama hiç yorum yapmayayım. Yani Milano dışında diğer üç tanesi şu anki sıralamada bir tanesi zaten temsilcimiz Anadolu Efes. Eee ilk istemeyeceğim takım büyük ihtimalle Anadolu Efes olur. Ee, Fenerbahçe adına. Ee, Sonra Barcelona, sonra sonra CSK en sonunda Milano. Yani çünkü iki tane aynı bas, birbirine çok benzeyen iki takım ama bir tarafta yetenek havuzu daha geniş iki temsilcimiz arasında. Tecrübe üç, daha fazla. Tecrübe zaten. var, üç senedir beraber oynuyor, daha iyi bir takım. Daha ee, eşleşme play-off'ta. İlla bir eşleşme olacaksa ikisi de çıksın, ikisi de final. Şimdi bence olacaksın. bu maçta şunu da gördük. İnşallah. E Onbaşlık galibiyet serisinde de zaman zaman görmüştük. Şimdi Euroleague'de bir Obra'nın takımları var. Rakibe göre çok şeyini değiştirmeyen. Repetition üzerinden artık makine gibi işlemeye başlamış. Çomak da sokamıyorsun makineye. Bir de yani işte bir yerde rakibi de alıştığı normun dışına itmek itmesi gereken takımlar var. Şimdi bu maçta Jalgeris maç başına 19.7 üçlük deniyor. İkinci en az üçlük deneyen takım. Bu maçta sen onlara 28 tane üçlük attırıyorsun. Üçlü en iyi atan ikinciydi galiba. Yüzde. Yüzdeli. Yüzdeli. Yüzde 25'te tutuyorsun. 38.2 tane ikili kullanmışken 32 ikili kullanmasına izin veriyorsun. Şimdi bu rakibe göre de rakibin özelliklerine göre de bir önlem alma şeyi. Bunu Olympiakos'a kesin yapmak lazım. Bayern'e de yapmak lazım ama bence Bayern biraz daha kafa olarak hazır gitmek lazım. Yani bizi döyecekler, biz de geri yani. Biz de takım olarak cevap vereceğiz. Biz, cevap vereceğiz. Bireysel için. Eski Fenerbahçe takımı 3 takımla sertliği yapamazsın. Bireysel olarak da yapamazdın. Takım olarak da o sana yapardı. E, acayip sert bir takımdı. Ama şimdi bu seneki Fenerbahçe kırılganlığını da düşünürsek bir de tecrübe de biraz daha eksik. Hani çok önemli tabii ki. işte Yan veseli, Nando Dekolo Gudurich var, bence çok iyi de liderlik yapıyorlar üçü de takımı. Ama diğerleri tabi bu daya. Baba tamam hepsi değil ama yani. Yani Gudurich üçüncü sene kalsaydı transfer edildiğinde beklenen Gudurich olacaktı. Bu senekinden de biraz daha da iyi olurdu. Bak söyleyeyim sana. Olabilir. Yani o mutfakta bir sene daha kalsaydı diyorsun ki Fenerbahçe geçen sene çok aradı onun yokluğunu. Tabii. Yani Melli'nin yokluğu acayip bir boşluktu. Her yani bazı kesimler Gudur için gitmesinden sonra onun değerini anladı. Ya tabii Melli'nin yerine Derek Williams da yani Pek Obrado 3 tercih değil o ya. Ya o bence biraz... E, biraz Biraz da şişirmiş olabilir mi sen? Hayır, şey Morizio'dan olarak? ya biraz... Ya, biz... E, atlet bir dört numara ne konuşuyorduk? Lazım. Ya Fenerbahçe seyircisi atlet bir uzun istiyor. Atlet evet. al sana atlet uzun. Ama yani bu şeye benziyor. Evde fırın bozuluyor. Gidiyorsun bir tane e, çamaşır makinesi alıyorsun. Ya o kadar birbirlerinden farklı ki. Yani tek ...mikro yapalım. Tek ortak yönü işte beyaz eşya. Mikro dalga yapalım. Ten, ten olur yani. yönü, Mikro Daha yakın olarak Doğru söylüyorsun. Peki... Ee, ...birkaç soru da gelmişti bana. E, Fenerbahçe'nin... ...bu sene özelinde ben... Ee, tabi inşallah... ...bir aksi bir sonuç olmaz ki... tam iyi yönde bir ağzımı açmayacağım ben. E, Playoff'u yaptı. Hedef oydu. Bu yapılanmada... Başarı kriteri de benim gözümde playoff bile bu geçişte çok önemliydi. Bazı şeylerin devamı için. Peki önümüzdeki sene belli ki bu yapı devam edecek. Ee, üç tane isim söylesene bana. Üç tane transfer. Sen olsan kimi alırdın? Üç tane. Şimdi, Ve kimleri <laughs> kimleri eee Dekoloyu tutuyor musun? Dekolon bitiyor değil mi opsiyonu? Dekolonun opsiyonu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Dekolonun bu arada e, 34 yaşında. E, yani bunu bir kimse yanlış anlamasın. Bir yere mesaj veriyormuşum gibi olmasın. Dekolo çok olgunlaştı özellikle son 3-4 aydır. Şeyini e, kontratını e, belki Fransız bu sene gitmedi indirim ama önümüzdeki sene yani ben zannetmiyorum başka bir takımla. Belki bir Asfel 1.5 milyon euro civarı bir teklif yapabilir. Yani şu an Dekolo 2.4-2.5 civarı bir rakam alıyor. Hani o opsiyonu uzatırken onu da biraz indirip başka yerlere açabilir. Wesley'in <coughs> bu sene yaptığı indirimi yapsın tutarlar. %25 yaptı. Mesela. Şimdi Dekolo Wesley inşallah evet. onun da opsiyon yılı değil mi? Yok ya. Daha geçen sene uzattı. Üç Öyle sene mi? Bu ikisi tamam. Değil mi? Evet. Gudriç zaten şey, şey. Üç sene. Üç sene. O müthiş. Kim imzaladıysa ona helal olsun valla. <laughs> Hadi öv, evet, biraz. Evet, evet. Bu üçü tamam. Değil mi? Evet. E, Pierre bir artı birdi bildiğim kadarıyla. Evet. Uzatırlar. Uzatırlar ve bence düzeltirler. Çünkü bedavaya oynuyor. 100-150 bir zam gelir oraya. Kim E şeye de yapmışlardı ya onu. Kaliniç'e ilk ekpe de yaptılar ama 1'e 2 olmuş tekpe. E, ama yani hak ekpe 2 Ronaldo. Hak ya. ediyorsa Hak Alacak, ediyorsa alacak tamam yani. mı? Şimdi bu dördü herkesin banko dedi. Evet. Değil mi? Bunlardan sonra kim kalabilir? Ben Bartel'i tutarım. Yani Bartel eğer o Covid o kadar hem olmasaydı hem de o kadar yoğun geçmeseydi bir çizgiye gelmişti. Şimdi tekrar o çizgiye geliyor. Lorenzo tutabilirim, bilirim ucu açık. Bilirim. Tamam mı? Ben ben oraya Brown yani bilirim değil tutarımı Edi diye eklerim. Abi Edi tamam yazayım seni kırmayayım ama tam kötü durumda ama. Pek onun üzerinden yani formsuz. Ulan havası tutmam. Bu sistemde olmadı. Tamam mı? Ulan havası tutmam. Ee, kim var? Bobby zaten kontratı evet, bitiyor. bitiyor. Yani Bobby'ye altyapıda görev verebilir mi? Evet, ben de. Ben aynı şeyi düşünüyordum. Yani Chicago'yu Ve... çok özlememişse annesine aldığı <laughs> evi, kendi evini. Bir de o e, tutkusu tam Fenerbahçe'yi anlatan bir karakter yani. Ulanovas, Bobby gidiyor. Şey, ee, öbür şey kimdi? Peres. Perez. Tut. <gülüyor> <gülüyor> Perezi, tut. Perez'i tut. Ha, Tabii. burada kilit isim Okun. Sen illa NBA'den teklif Bence alıp dönecek. dönecek diyorsun. Ben sezon bitmeden Okun'in biraz daha formunu yakalamış ee, daha net görmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi. Yani basketbol IQ'su bu kadar yüksek ve o fizikte bir şey e, uzun, Avrupa'da bulunmaz bir nimet gibi ama yani şu anda iki dakikada, üç dakikada hemen yoruluyor. Yani... Okuyu yine ne zaman tutarım? Ne zaman? E, Fenerbahçe'nin Nando Guduric e, eksenli dış savunmada o şekilde oynamaya devam edecekse önümüzdeki senede. Çünkü hadi Etiçek Guduric herhalde. Tamam Guduric e, bir tık daha Nando Colo'ya göre e, sert bir oyuncu. O zaman tepede kolay geçildiği zaman Fenerbahçe geride bir tek veseli yakalıyor. Şimdi o olduğu zaman eee Okuyun da işin içindeyse tepede kolay geçince Okuyun'un da ayakları yavaş. Evet blok tehdidi olan bir oyuncu. Yani çemberde iyi savunur aslında ama e, yavaş kaldığı zaman bu sefer Fenerbahçe delik Ama koyuyor. işte daha formda değil. Formdayken de ayakları yavaş be abi. Kısa Hayır, karşısında adam... kalma konusunda. Tepede geçildiği zaman Fenerbahçe bir de Switch savunmasında. E... Neyse sen devam et abi. Ekleyeceğim sonra. Tamam bunlar var işte. Yani Türk oyuncu... kim alırsın? Ben... Yani... Ne olur... Yani sen... E, genel menajer ve koç olsan... Bütün iş sende olsa... Türkiye'den. Nasıl, nasıl, bir transfer politikası izlersin? Şunları gönderdikten sonra. Ha yabancı. Abi ben Baldwin veya şeyi alırım. Ee, Zenit'teki. Pangos. Pangos. Okay. Ama ilk tercihim Baldwin olur. %100. Ee, Jordan Mickey. Evet. Arabada güzel konuşmuşuz. Evet. Kaç yabancı etti? Bir, iki, üç, Problem dört. değil. Ulan Ovas'ı gönderiyorsun. Perez'i gönderiyorsun. Yani, o Queen'in de ama... gittiğini düşünüyorsun. Ha o Queen'siz. Bobby evet, de yok. O Queen'siz gidiyorsun. Ee, Pangos, Baldwin, Jordan Mackey. O Nicolo O istiyor da ondan şey Allah. yapıyor. Ya Melli buraya ke benim, keş, keşke gelse ama Melli şeye gider abi Milano'ya gider. Bak benim benim ben bu arada gönderim. Kankası orada. Ben gönderecekler şimdi bunu Twitter'da da yazdım. Bazıları hani sen duymuşsun falan yok hiçbir şey duydum yok. Sadece gece yatarken maçtan sonra öyle bir düşünüyordum. Bu kadro nasıl e, harmanlanır bir seviye daha yukarı çıkar diye. Bence Fenerbahçe'nin hakikaten bu çok böyle klişe oldu bu sene biz çok kullandık ama iki tane okyanus ötesi yapamıyorsan o kumarı Baldwin'i bir şekilde yani ben önümüzdeki sene bence CSK'nın ya da büyük takımların Baldwin'e şey olacağını düşünüyorum. Çünkü CSK Mike James'ten çıkabilir. İtü devam edecekse. Bilmiyorum oradaki sorunlar halloldu mu ama çıkabilir. CSK bu sistemde Baldwin acayip çalışır. Fenerbahçe'de de çok çalışır. Baldwin'i aldık diyelim. Fenerbahçe'nin bir tane daha çabuk bir kısa ihtiyacı var tepede. Kesin yani Baldwin'i aldın yanına bir kısa daha tepede Baldwin gibi e, topa daha iyi topa daha iyi demeyeyim o olmaz. Baldwin her şeyi yapar orada ama ben yanına bir kısa daha isterim. Çünkü ben Baldwin'e baktığım zaman bir Solomon bir Vanamaker, o geniş omuzlar gözümde canlanıyor. Biz seninle çok seviyoruz biliyorsun. Yanlarına Melli bak iki tane Amerikalı kumarı oynuyorsun ya da bir tanesini kumar sayma Baldwin artık Avrupa'ya çok alıştı yanına Melly ve Okuyinden çıkarsan da Hamilton'ın iki tık oyun IQ'su yukarıda olanı yani Jordan Mickey daha kom komple bir oyuncu. Ama Jordan Mickey'nin kontratı biraz tuzlu olabilir. Yok ya. Yok olabilir ama Dekolo'da bu o, indirimi o, yakalarsan o bence <laughs> bak da bu indirimi yakalarsan Lorenzo'dan çıkarsan ee, Bobby'nin de biliyorsun 1 milyon dolar bir kontratı var. Bunlardan çıkarsan bir şekilde rahatlıyorsun. Bu rahatlamayı da biraz Melli'ye Melli'nin üzerine düşerek yapabilirsin. Çünkü ya tabii ki bence yüzde %80 Milano ön plana çıkıyor. Dönerse Avrupa'ya. Hem Messina e, hem Ya Bir de Milano'nun parası sende yok ki. Ama bizde de bir, kom, bir kompetan var. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> tamam ama yani şimdi Mori... sen veriyorsun atıyorum bir onlar veriyor iki. İki verirler. Veri çok e ben de diyorum ya işte Dekolo'nun kontratından. Ya işte Davis almıyor muydu Fenerbahçe abi? Brandon Davis. Altı yüz bin euro fark attılar değil mi? Altı yüz şey bin. Yedi yüz E tamam işte. Yani yani aslında güzel bir çekirdek. Onu konuşmak istiyorum. Çok ben. güzel bir. Yani, çok... Pardon. Çok. Ve oynanmak istenen basit Çok güzel bir mu? çekirdek ama e, eksikleri de doğu yani e, şimdi zor bölümünü yaptın. Yani tamamen dağılmış bir takımdan güzel bir çekirdeği kurdun. Hmm. Ee, buna ben Bartelin de sağlıklı olduğu takdirde çok ...ya yani beş oynuyor dört oynuyor ee, ...IQ'su gayet iyi çok sert cesur Bartelin de bu işin içinde olacağını e, tercih edileceğini düşünüyorum. Bu eksikleri tamamlamak lazım. Ee, şimdi Fenerbahçe kısaları asla ve asla Avrupa'da hatta EuroLeague tecrübesi olmayanı almıyor abi Guard. Var mı hiç tarihimizde son 7 yıldır? Pierre Jackson. Pierre Jackson <laughs> 6 saniye oynadı. Aldı da mı? Ama, ama O'Brien O'Brad Obradan var. habersiz alınmıştı o. Obra şeyi kesti. Ya geçen şeyi yani okudum ya. Yani şey sakatlar. Blagota Sekulic gelmişti ya o sezon. <laughs> işte herhalde. aynı sezon. Ne istatistikleri vardı İspanya Ligi'nde. Geldi hiçbir şey yapamadı. O biri de, ki biri, biri de Alex Perez'e benzetmiş. O o da da, Alex ki. Perez daha kötü diye. Yani şey. E, mesela sezon ortası sakatlık yaşıyorsun. Zizisi alıyorsun. E, Ricky Hickman. Makaray'ın şey Brad Wannabaker, Hemdaçka Brose ha Tyler Ennis. Tyler Ennis var doğru. Ama Tyler Ennis'i de Mauricio Kanada milli takımından inanılmaz tanıyor. Yani onun keşiflerinden biri. Ve bence o kadar kötü bir zamanda sakatlandı ki çünkü tam böyle artık ben geldim diyordu. Bizim seninle çok üstünde durduğumuz Chris Boucher gibi mane vardı Kanadalı kısa. Hatırlıyor musun? Kim? Mane, genç. Ha. Ne oldu acaba? Gir, Draft'e girdi mi? Bilmiyorum. Girecek diyordun sen. O da mesela çok değerli bir yani bir Avrupa. Hadi o çok tecrübesiz Tecrübesiz. Yani. Çok ama tecrübesiz yaş, ama yani e, mesela ben o Yunan takımlarının o şeyini seviyorum. Ee, daha önce hiç Avrupa'da oynamamış guardlara e, aldıkları riski EuroLeague oynamamış. E, Gardlara aldıkları riski seviyorum. Biraz o konuda bütçe düşünce bu kadar düşünce o riski de almak lazım hmm. diye düşünüyorum. Hmm. Mauricio da e, tamam obra e, şey yani ben bazı açıkları e, forvetten de kapatırım diye düşünüyordu doğru da düşünüyordu gördük de kapattığını. Ama dediğin gibi buraya bir tane daha şöyle aklı başında yani. Ee, Ama bir tane de kenara lazım Çünkü sen çift <laughs> e yani... Tamam işte kaç tane oynatacaksın abi Dört abi Niye Anadolu Efes'te dört tane topu yön veren kısa yok mu e sen de Gudric var e Gudric Nando üçüncüyü bulamıyorsun Veseli var Veseli Kısa diyorum Veseli Gudric'ten Nando'dan döndü <laughs> Ona bakarsan Ama kısa yaratıcılığından bahsediyorum e ya. Tamam işte Baldwin ya da Pangos'u alıyorsun Bald de... Baldwin'i çek oğlum. Hadi programı kapatacağım. Hayat. artık me win -win. Melli melli alıyorsun. Bak sen bu Boldwin işini yaparsın. Tanımıyorum, etmiyorum. Nasıl yapacağım <laughs> abi? Yaparsın <laughs> sen yaparsın. Sen bu işi yaparsın. Bütçe çok önemli. Bize kaçı olur diye bir gideriz mini. Yani sen şimdi de. ihtiyaçlar netleştiği zaman bulmak daha da kolay. Doğru söylüyorsun. Eklemek istediğin bir şey Eklemek istediğim bir şey yok. Fenerbahçe'nin sadece ikinci e çeyreğiyle ilgili burada bir not almıştım. İkinci çeyrek Jerry's gibi bir takımı 8 sayıda tutmak tabii ki başarılı ama iki verimlilikte tutmak inanılmaz şeydi. Evet. Abi o zaman e, kapatıyorum. İki takımımıza da başarılar diliyorum. E, Anadolu Efes'in göreceli ya iki iki, iki takımımızda. Program yor... uzadı çünkü gelecek seneye geçti. Olsun yaptık. Çok soru vardı onunla ilgili abi işte. Abi bana da soruyorlar da yani. E ne olur konuşmuş olduk. Uzamış oldu. Seni seven zaten izliyor abi. Beni kapatıyorlar ekranda böyle? Şöyle. Yeni televizyon çıkmış. Benim sesi kıksıyorlar. Seni <laughs> duy. <duyuyorum. gülüyor> ee, i̇ki takımımıza da başarılar dileyelim. Ee, şansları yanında olsun. Kapatıyorum. Kapat, kapat. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.